Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen iş dışı buluşmaları programına yoğun ilgi gösterildi. Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası genç girişimcileri tarafından 5 ayında buluşuyoruz sloganı ile başlatılan iş dışı buluşmalar programına Kahramanmaraş'ın iş dünyası, siyasiler, bürokratlar yoğun ilgi gösterdi. Oda bahçesinde düzenlenen etkinliğe katılan davetliler hem sohbet ederek hem de Kahramanmaraş'ın iş dünyası hakkında görüş alışverişinde bulundular. Yoğun bir katılım gösterilen programda davetliler Aksu Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Kahramanmaraş'ımızın ekonomisine değer katan, katma değer yaratan, istihdam yaratan hem ülke ekonomisine hem de Kahramanmaraş kentimize gerçekten değerli katkılar olan KOBİ'lerimiz olmak üzere başta bütün sanayici arkadaşlarımız bir araya toplamışlar. Böyle bir güzel birliktelik oluşmuş. Doğrusu çok mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Yani böyle bir güzelliği, birlikteliği, beraberliği bir arada görmekten. İnşallah bunu her yıl yine tekrarlayacağız. Tüm üyelerimizi davet ettik. Şehrimizin bürokrasisini, siyasetini, herkesi burada davetli. Ve bugün üyelerimizle birlikte buluştuğumuz sonbaharın şu güzel günlerinde bizler de mutluyuz. Herkesin burada kaynaşmasını, bürokrasiyle özellikle iş dünyamızın bir araya gelmesini, üniversitemizin bir araya gelmesini, siyasilerimizin bir araya gelmesini arzu etmiştik. Bunu da başardık. Biz rektör olarak, rektör yardımcılarım ve hatta fakültelerden hocalarım ve fakülte ve yüksekokullarımızın yöneticilerinin de burada bulunması, karşılıklı bilgi alışverişi, beceri alışverişinde bulunmaları buranın bu etkinliğin faydalılığını daha da üst düzeye çıkarıyor diye düşünüyorum. Burada emeği geçenleri kutluyorum. Çok kapalı bir toplumuz. Her şeyi gizliyoruz. İnsanlar yaptığı işi gizliyor, başarılarını gizliyor. Bu yanlış. Avrupalı mesela diyor ki ben şu kadar vergi verdim, ben şu kadar üretim yaptım, şu kadar ihracat yaptım. Artık biz de daha açık toplum olmak zorundayız. Tabii biz artık belli bir yaşa gelmiş sanayici grubuyuz. Yani gençlere ben çok önem veriyorum. Bizim de görevimiz onlara destek olmak, istişare etmek, yardımcı olmak. Artarak bunların devam etmesi lazım. Bu bir ilk toplantı dediğim gibi. Bizim de belki bazı atladığımız yerler olabilir mi? Şu ana kadar gördüğüm pek bir şey yok gibi ama varsa da bütün misafirlerimizden, üyelerimizden özür diliyoruz onun için. Güzel bir toplantının olacağını umut ediyoruz, bekliyoruz. Bunun sonuçlarını zaten kendi kendimize de rapor edeceğiz. Neler olduğunu göreceğiz. Daha iyisini, daha büyüğünü, daha güzelini nasıl yapabiliriz? Daha verimlisini nasıl yapabiliriz? Maraş'a başka neler yapabiliriz konuşacağız. Bu bunun ilki. Bunu toprağa tohum atmak gibi, onu dikmek gibi düşünebilirsiniz. Bu inşallah çok uzun süre olmadan hemen çabucak yeşerip gün yüzüne çıkıp büyüyecek bir tohum olarak düşünüyoruz. Bunun hepimize faydalı olacağını, hepimize iyi şeyler getireceğini umut ediyoruz. Bakın burada herkes bir arada. Bugün biz bunu gösterdik Kahramanmaraşlı olarak, STK'lar olarak, iş adamları olarak. Gerçek herkes burada. Herkes birbiriyle muhabbet ediyor, çayını içiyor, tarhanasını yiyor. Güzel bir tablo. Demek ki biz bunu başarmış durumdayız. Demek ki istediğimiz şekilde her şeyi başaracağız biz. Allah'ın izniyle. Biz de müsiyat olarak bugün genç müsiyat başkanımızla, yönetim kurulu üyeleriyle, ana kademe müsiyatla şahsım Sami Kervancıoğlu, yönetim kurulu üyelerimizle beraber şu anda biz buradayız. Evet, bugün gerçekten güzel bir akşam oldu. Kahramanmaraş Ticaret Sanayi Odası yönetimi olarak istedik ki Kahramanmaraş'ımızda faaliyet gösteren bütün meslek örgütlerimiz, ticaret sanayi odamıza bağlı üyelerimiz birlikte olsun, iş dünyasıyla, siyasetle, bürokrasiyle kaynasın istedik. Ama şu anda gördüğüm kadarıyla ilkini yaptığımız bu programın amacına ulaştığını görüyorum. İnşallah bundan sonraki önümüzdeki aylarda da bu programı artık sürekli bir hale getirmek istiyoruz.
Teşekkür ederiz. Yeni bir böyle bir şeye başladık. Yönetim olarak buna karar verdik. Tabii oturduk bunu konuştuk. Ne getirir ne götürür. Bu da tabii iyi olacağını düşünerek bu kararı verdik. İnşallah bundan sonraki yıllarda da bunu devam etmesini istiyoruz. Ki gençlerle, orta yaşlı, büyük abiler birbirleriyle konuşarak Kahramanmaraş'ın sorunlarını, dünyada neler olup bildiklerini, tabii büyük insanların birikimlerini, küçüklere aktarmaları gibi bir takım girişimler olacaktır. Bunların iyiye doğru gideceğini, bunların bir olumlu sonuçlar vereceğini diliyoruz. Hep beraber inandık. Kahramanmaraş'ın gücüne, birlikteliğine inandık. Beraber bugün burada bir araya geldik. Çok ciddi bir katılım var sizlerin de gördüğü gibi. Kahramanmaraş dediğiniz gibi bir ilk bu. Daha önce yapılmamış bir organizasyon yaptık. Tüm sektörlerden, tüm kurumlardan, Kahramanmaraşlı olan olmayan herkes bugün burada bir arada. Biz de burada Kahramanmaraş Ticaret Sanayi Odası'nın birleştirici gücü demek istedik. Bu gücü bugün burada görmüş olduk. Ben katılan herkese teşekkür ediyorum. Sizlere de Aksu TV ailesi olarak teşekkür ediyorum bugün burada bizleri yalnız bırakmadığınız için. Gençlik yapılanmaları adı altında biz Genç Psiyat olarak KGİK'de kendi adına bir yapılanma içerisinde hepimiz şehrimiz adına çalışıyoruz. Şehrin birleştirici gücü için uğraşıyoruz. Yine dediğim gibi buradaki katılımcı herkese teşekkür ediyoruz. En kısa sürede biz de bu tarz organizasyonları yapıp insanların birleşmesini sağlayacağız. Buradaki amacımız hem iş dünyasında yeni bir ivme kazandırmak ve Kahramanmaraş'ımızı tanıtmak. Şu anda büyük bir kalabalık var. Bunun için mutluyuz. Emeğe geçen herkese teşekkürler.